Konut fiyatlarında özellikle son birkaç aydır olağan dışı artışlar yaşanıyor. Öyle ki İstanbul Ümraniye'de daire fiyatı Amerika'nın turizm kenti Miami'yi geçti. Uzmanlar bunun maliyet artışıyla izah edilemeyeceğini söylüyor. Peki bu fahiş artışın sebebi ne? İstanbul Ümraniye'de konut fiyatları ABD'nin gözde turizm kenti Miami'yi geride bıraktı. Çok komik yani. Ne kadar mükemmel olabilir ki Ümraniye'deki bir ev? Hiç şaşırmıyorum. Bizim insanımız da çünkü çıkarcı olduğu için. Ümraniye'de 2 artı 1'ler 2 milyon, 2 milyon 300 bandında. 3 artı 1'ler 3 milyon, 3 milyon 500 bin bandında. Ümraniye'de merkeze yakın 2 artı 1 büyüklüğünde bir daireye geldik şimdi. Bu dairenin dün satışı gerçekleşti ve yaklaşık 2 milyon liraya satıldı. Dairemiz 70 metrekare, 2 artı 1. Kapalı otoparkı mevcut. Yeni bitmiş, sıfır bir dairemiz. Ümraniye'de gezdiğimiz bu 2 artı 1 daireye bir virgül koyalım ve sizlerle birlikte okyanus ötesinde bir noktaya, Amerika Birleşik Devletleri'nin turizm başkentine ve dünyada uluslararası piyasanın göz bebeklerinden biri olan Miami'ye gidelim. Neden mi Miami? Çünkü iki daire arasındaki fiyat farkı neredeyse yok denecek kadar az. Böyle bir şey mümkün mü? Siz şaka mı yapıyorsunuz? İnsanlar Miami'ye tatile falan da gidiyorlar ama kimse tatile Ümraniye'ye gelmiyor baktığınız zaman. Yapılan bir araştırmaya göre Ümraniye'de konut fiyatları Miami'yi geçmiş. Doğru. Doğru mu? Hissediyorsunuz yani? Bunu hissetmeyen yalan söyler. Dünyada son bir yılda konut fiyatlarının en çok arttığı ilk 10 şehir araştırıldı. Listede dünya ünlü turizm kentlerinin yanı sıra Türkiye'den de 3 şehir var. İstanbul'un taşı toprağı altın sözünü tam olarak yaşıyoruz. Peki ama neden? Çünkü yapılan son araştırmalar gösteriyor ki mega kentteki konut fiyatları dünyanın önde gelen tatil lokasyonlarını neredeyse geride bırakmış durumda. Peki ama başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'de artan konut fiyatlarının temel nedeni ne? Ne olduysa Eylül 2021'den sonra oldu. Eylül'den sonra ne oldu? Arz ve talep dengesinde çok ciddi bir problem var. Yani arz çok kısıtlı. Talep gittikçe artıyor. Talep artınca da tabii ki ev sahipleri bu talep karşısında sürekli bir fiyat artırma eğilimine gidiyorlar. Yani bu konut sahipleri de bunlar da yani hepsi abartıyor. Rakamı fazla fazla söylüyorlar. Evet. Geçen yıl ya da ondan önceki yıl satılmış olsaydı bu daire en fazla ne kadara giderdi? 350 bin 700 bin bandında. Fazlasıyla fırsatçılık yapıyorlar. Ev sahipleri mi? Evet, çok fazlasıyla. Mukayeseler de yanlış yapılmaya başlandı. Örnek vermek gerekirse sıfır bir daire satışta 3 milyona ise 30 yıllık bir binada olan dairede ona yakın fiyatlar istenmeye başladı. İlan portallarına girip o bölgedeki fiyatlara bakıp içerisini çok araştırmadan sadece fiyat üzerinden eğer oradaki 3 artı 1 fiyatı 3,5 milyonsa benimki de 3 artı 1 benimki de o paralar eder düşüncesi bence yanlış bir düşünce. Bu piyasadaki dengeyi de bozuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.